Evet, Gaziantep Üniversitesi olarak Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli Körfez pistinde, yarış pistindeyiz ve Gaziantep Üniversitesi'nin burada araçları yarışacak. Burada öğrencilerimiz yarışacak. Yanımda şu anda Fezay. Evet. Fezay var. Fezay kaçıncı sınıftaydın? Hangi bölümdeydin? Ben Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Tam olaraktan şöyle diyeyim size, ben ekibimizden azıcık bahsedeyim. Yarış hazır başlaması yakınken. Bizim ekibimiz 2005 yılında kuruldu. Oret isminde. Ve şu anda gördüğünüz gibi Oretron ismindeki güneş arabamız 8. sırada start alacak yarışlara. Yani biz sıralama yarışlarında 4. olduk. Dünkü yapılan yarı finallerde, evet, kendi klasmanımızda 4. olduk. Ama genel sıralamada iş binince de 8. sıraya geriledik. Bu bizim için pek bir şey değiştirmiyor. Bugünkü yarışlar önemli bizim için. Sonuç olarak biz 40 araç içinden dünkü yarı finalde 20 aracı eleyerekten buralara geldik. Onun için şu anda ekip arkadaşlarımız da zaten heyecanla bu yarışı bekliyor. Şu anda ekranda gördüğümüz pist yarışın başlayacağı yer. Evet. Şu sıralamada biz 8. sırada duruyoruz. Evet, 8. sırada duruyoruz. Şu anda bizim Oretron isimli aracımızı hangi öğrencimiz kullanacak? Çağrı Başarcanık isimli inşaat mühendisliği, Gaziantep Üniversitesi'nde okuyan, 2. öğretim inşaat mühendisliği fakültesinde okuyan arkadaşımız sürecek. Çağrı kullanacak. Evet. İnşaat mühendisliğinde ama sıralama turunda? Sıralama turunda da üniversitemize yeni gelmiş sayılan Sezer kullanmıştı dün. Sezer Harbelioğlu soy ismi. O da üniversitemize yeni geldi. İkimize yeni girdi. Bir şey öğrenmeye çalışıyor ve yarışımız başlıyor şu anda. Ve yarışımız başlamak üzere. Başladı yarışımız. Heyecan durukta ve başlamış yarışımız. Evet. Şu anda zaten Sokrat takımı İstanbul Üniversitesi 1. sırada gidiyor. Ve şu anda ekranda şimdi Oretron'u görüyoruz. Evet. Arabamız Oretron şu anda hızlı bir çıkış yaptı diyebilir miyiz? Evet, denilebilir. Daha çok bunlar stratejik bir yarış. Yarışın sonunun ne olacağı belli olur. Çünkü pillerde bitme oluyor sonlara doğru. Şu an yarış tamamen başlamış bulunmakta. Evet, öbür kameramıza geçtik ve bu yayını, bu etkinliği bu şekilde 3 kamerayla çeken sadece Gaziantep Üniversitesi. Gayun TV var. Heyecan burada Doruk'ta. Evet, ayrıca Gayun TV'ye de çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz çünkü bize yaşama sevinci verdiniz. Burada muhteşem bir ekip var. Ekibimiz, evet, kaç kişi? Ekibimiz 25 kişilik bir ekibimiz var. Bu yıl 3 tane abimiz mezun oldu. Biz de bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz ekip. Oretron elektrikli bir araç. Evet. Tamamen güneş enerjisiyle gidiyor. Elektrikli DC motorumuz var aracımızın üzerinde. Kısaca güneşten aldığımız verimi MPPT'ler yardımıyla DC elektrik motoruna aktarıyoruz. Ve bunu tamamen sürüş keyfine dönüştürebiliyoruz. Doğrudur ama bizim elektrikli arabamızda kullanılan motor diğerlerinde yok. Bizimki çok vasat bir motor galiba. Evet, dünkü gözlemlerinize göre siz de gördünüz zaten. Araçların %80'ine yakın. Yani şu anda buradaki ilk 12 araçta 50 milyarlık motorlar var. 50-60 milyarlık bir elektrik motoru var. Bizim motorumuz yani 1,5 milyarlık bir motor. Ama bundan sonrasında birazcık mühendisliğimiz konuşuyor. Birazcık kendi Ar-Ge çalışmalarımız konuşuyor. Aynen. Şimdi buradaki monitörlerden Oretron'u görmeye çalışıyorum fakat göremedik. Şu anda yayın ekibini görüyoruz. Evet. Solumda oturan öğrencimiz. Evet. Ben hep Feyyaz isim geliyor. Fezay. Evet. Fezay bize yardımcı oluyor. Tekrar birinci kameramıza geçelim. Şu anda evet, aracımız start, ikinci turumuzu dönüyoruz. Evet, evet, evet. İkinci turumuzu dönüyoruz ve hiçbir mekanik sorun gözükmüyor, elektronik evet, sorunda. Şu anda hatta sollamaya girecek birazdan. Evet, Oretron aracımız. Kaç tur döneceğiz burada Fezay? Yarış 20 tur üzerinden. İlk 20 turu tamamlayan yarışı bitiriyor. Ondan sonra diğer araçları içeriye teker teker almaya başlıyorlar. Şu anda da zaten aracımız gayet güzel gidiyor. Solaris. Evet, şu anda sollamış bulunmakta. Aracımız şu anda 9 Eylül Üniversitesi'nin Solaris ekibini geçmiş bulunmakta. Yine köşeden çıktı aracımız. Bu gördüğümüz, şu ekranda gördüğümüz. Evet. Sol tabii ki. Oretron isimli güneş arabamız. Gaziantep Üniversitesi'nde tamamen makine mühendisliği bölümünün laboratuvarında yapılan bir araç bu. Herhangi bir dışarıdan şey yapmadık. Sanayiden falan pek ustalara el dokandırmadık. Tamamen öğrencilerin. Kaç kişilik bir ekipten bahsediyoruz burada? 26 kişilik bir ekibimiz var. Bunun içinde fizik mühendisliği okuyan,
elektrik elektronik mühendisliği okuyan, makine mühendisliği okuyan çok bilge abilerimiz var. Öğrenci hepsi. Abi de hitap ediyoruz çünkü biz onlardan çok şeyler öğrendik ilk geldiğimizde buraya. Bu şekilde bizim de bir sitemiz var kulübümüz olarak da. Şurada ekranda gördüğümüz araçları tanıyor musun? Şu evet ekranda. Yani birçoğunu tanırım. Mesela zaten şu an gelen de bizim arabamız. Evet. Peki pozisyonu şu anda tahmin edebiliyor muyuz? Hangi konumda? Şu anda 5. sanırım. 5. 8'di. Evet. Solaris'i geçti. Şu anda sıkıntı gözükmüyor gibi. Evet. Köşeyi döndü. Hemen bu kameramıza geçelim. 3 tekerlekli bir araç bu. Evet. Zaten gözüktüğü üzere. Tamamen öğrencilerimiz tarafından hazırlanmış bir araç bu. Evet. 26 kişilik bir ekipten bahsediyoruz. Evet. 26 kişinin emeği var. Ama Kamil anmadan geçemeyeceğiz fizik mühendisliğinde. Doğrudur. Hem fizik mühendisliği eğitimini alıyor hem de ama bilişimde oldukça yetenekli bir arkadaş galiba. Kendisi elektronik üzerine yani benim gözümde Einstein tamamen yani elektriği yemiş bitirmiş birisi. Her türlü yardımımıza, yani her türlü elektronik bakımdan bir mühendisten daha çok şey biliyor. Buna kesinlikle inanıyoruz ekibimiz olarak da. Arabamız şu anda sollamaya giriyor, o Retron. Evet, izni aldı ve geçişini yapıyor. Önüne kesti, şu anda bunun cezası var normalde TÜBİTAK şeylerine göre. Şu anda o araç ceza yedi mesela, önüne kırdığından dolayı. Bunlar yani engellememesi lazım. Engellememesi gerekiyor, evet. O engelleme yaptığından dolayı ceza yiyecektir büyük ihtimalle. Çok tur cezası yiyebilir. Ve bizim araçlar herhalde böyle bir ceza şu ana kadar almadı. Yok, şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Canlı kayıttayız. Neredeyiz? Kocaeli'ndeyiz, Körfez pistindeyiz. Gaziantep Üniversitesi olarak Oretron aracımızı takip ediyoruz. Yanımda Fezay var. Fezay hangi bölümdeydin? Makine mühendisliği 3. sınıf. Makine mühendisliği 3. sınıftasın. Monitörlerimizde küçük bir sorun oldu. Ve tekrar Oretron'un yine kaçıncı tur yaptı acaba? Şu an 4. tura döndük. 4. turu başarıyla geçtik. Ve arkamızda çok coşkulu, heyecanlı bir ekip var. Herkes köşelerden, oralardan, buralardan, teras katından. Görüntüyü görebiliyorsak gördüğünüz gibi şu anda yayın ekibini görüyorsunuz. Biz evet. Burada Körfez pistinin 2. katında, teras katındayız. Yanımda Fezay var, makine mühendisliğinden. Ve bizim aracımız şu anda 4. turu bitirdi. 5. tura girdi. Henüz mekanik bir sorun görmüyoruz. Evet, şu anda elektronik bir sorun yok. Görmüyoruz. 5. tur çok güzel. Arkamızda duyuyorsunuz. Coşkulu bir kalabalık var. Herkes kendi takımını büyük bir tezahüratla desteklemeye çalışıyor. Gir abi gir. Şu ana kadar bir kaza göremedik galiba. Ya da yolda kalan bir araç yok. Yok, şu anda bir aracımız yolda kalmış değil. Evet, şu anda arkadan Sokrat ekibiyle Saguar ekibi aracımızın arkasında. Baskı mı kurduldu? Trafiğe takıldı adam. Çok güzel, çok güzel bizim aracımız. Bizim aracımız güzel gidiyor, trafiğe takılmadan gidiyor. Bu çok önemli. Yani bu yarışlarda genelde tur bindirme olduğu için herhangi bir yere sondaki araç bile trafiğe çok etki edebilip biraz önce gördüğümüz üzere zaten büyük sakıncalı duruşlara yer alabiliyoruz. Ya açıkçası bunlarda biraz da yenilenebilir enerji deniyor ama birazcık veri kaybı çok fazla oluyor. Hani aracın frene bastığında ya da herhangi bir önüne kırmalarda ani frenlerde aracın tekrar ivmelenmesi büyük sıkıntılar çekiliyor. Doğrudur. Büyük verimler kaybediliyor. Bundan dolayı işte elimizden geldiği kadar şoförümüz aracımızı diğer araçlardan uzak bir şekilde ivmelenmesine azaltmadan bir yarış çıkartmaya çalışıyor. Enerjiyi verimli kullanması lazım. Tabii. Yani sadece gaza basma konusu değil, biraz da taktiksel bir şey bu galiba. Aynen öyle, evet. Onu biraz açar mısın bize? Tam olarak anlamış değiliz. Yani şöyle diyor, şöyle diyeyim size ben. Aracımız mesela belli bir ivmeye ulaştıktan sonra virajlara falan girerken hızını belli bir limitin altına düşürürse tekrar o limiti kazanması zor oluyor. Bunun nedeni de motor daha çok akım istiyor. Daha çok amper istiyor. Bu da ne oluyor? Bizim pillerimizin bitmesine yol açıyor. Panelimizden gelen verimin karşılamamasına yol açıyor. Bu tüm güneş arabalarında olan bir sıkıntı. Onun için elimizden kadar verimi güzel kullanmaya çalışıyoruz. Yani zaten pilotun temel ilkesi frene basmamak mı? Temel ilkesi frene basmamak. Böylece enerjiyi verimli kullanması gerekecek. Evet, aynen öyle. Şu an zaten aracımız geliyor. Arkasındaki araç Sokrat ekibin arabası. Şu anda aracımız geçmiş bulunmakta.
Şu anda Sokrat ekibi bir tur bizim önümüzde gidiyor. O araba zaten yarışın favori yani. Ayrıca Sokrat'tan da biraz bahsedeyim açıkçası. Evet, Sokrat ekibi 4 yıldır birinci oluyor bu yarışlarda ve birinciliği kimseye vermiyor. Biz geçen yıl ilk 5 tur birinciliği kendilerinin ellerinden aldık. Adamların gözlerine çok dokanmışız Gaziantep Üniversitesi olaraktan. Yani özel motorlar falan yapmışız rivayetlere göre. Kendilerinden duyuyoruz bunları biz de. Ama hani öyle bir şey yok. Biz tamamen kendi Ar-Ge'mizde. Çok daha basit çok bir güzel teknoloji kullandık galiba. Evet. Bildiğimiz klasik bir araba, teker, motor, güneş paneli ve elektronik düzen. Ama işte elektronik düzenekte iş, elektronik düzenek o kadar büyük bir şeydir ki yani. İş biraz da beyine geliyor yani artık ondan sonrası. Aynen. Şimdi bakın arkada söylentiler duyuyoruz. Sokrat ekibi ceza almış diye bir duyumlar geldi. Fark ettiyseniz biraz önce bizim aracın birini sollamamıştı. Bayrak kalkmıştı orada. Beyaz bayrak sollamaması gerekiyordu. Sokrat ekibi hızını alamadı yine gitti ama onlara dokunmuyor böyle şeyler genelde. Zaten adamlar iki tur falan bindirdiği için öyle küçük cezalara bakmıyorlar yani. Yarış sonunda bakalım neler olacak. Peki bizim durumumuz ne şu anda? Şu anda kaçıncı turu döndüğümüzü biliyor muyuz? Şu anda tam olaraktan bilgiyi süreyi tutan arkadaşımızdan alalım. Ama kararlı bir şekilde o retronumuzun gittiğini görüyoruz. Evet, 6. turu bitirdik. Evet, 6. turu bitirdik ve 7. ve sağ salim bitirdik. Evet, şu anda hiçbir sıkıntı ama ceza puanı da almadık galiba. Yok, şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok gibi gözüküyor. Aracımız şu anda evet geliyor. Bu 7. turun başlangıcı olacak. Evet, 7. turun başlangıcı olacak. En iyi bir 40'la dönmüşüz yarışı. Bu iyi bir derece mi? Evet, yani iyi denilebilir. Dünkü yarı finallerde en iyi best time yapan araç Sokrat ekibiydi zaten. Onu söylemeye gerek yok. Onlar 1.22 ile dönmüşlerdi. Biz de 1.40'da dönmüşüz yarışı. Yani 1.40'da fena değil. Bu yarışlarda önemli olan şey stabil gitmektir. Birden hızlı gidip enerjinizi kaybetmemektir. Taktiksel demiş. Taktiksel demiştik ama işte burada da biraz daha işte arabanın motor gücü işin içine giriyor. Yani bizim de bir 40-50 milyarlık motorumuz olmuş olsaydı biz de o taktiksele 1.20 ile dönme şeklinde kendimizi endekse edebilirdik ama. Ama bu kıt imkanlar aynı zamanda öğrencilerimize bu kıt şartları zorlama eğitimi de mi vermiş oldu? Evet, öyle bir kabiliyet kazandırıyor yani açıkçası. Açıkçası öyle bir kabiliyet kazanıyoruz. Aracımız şu anda birazcık yavaşlamış gibi mi? Yavaşlamış gibi görüyoruz ama herhangi bir sıkıntı var mı bakalım bir. Pilotumuz Çağrı, inşaat mühendisliğinden. Evet. Çok güler yüzlü, nazik bir öğrencimiz yine. Ve çok inançlı. Aslında bu yolu çok iyi tanıyan bir kişi kendisi. Geçenki yılki yarışlarımızda da kendisi aynı şekilde burada Sokrat ekibine virajda güzel bir şekilde sollayaraktan yol almıştı. 7.likten 1.liğe geçmiştik geçen yılki yarışlarda. Yine Çağrı Başar arkadaşımız sürüyordu arabayı. Yani yol hiç yabancı değil kendisi için. İmelenmekte sıkıntı yok. Bakalım yarışlarımız daha nasıl gidecek. Şu anda arabamız zaten geldi. Turumuzun birini daha bitirmiş bulunmaktayız. Şu an zaten büyük ihtimalle virajdan sonra evet aracımız şu anda geçecek arabayı rahat bir şekilde. Evet. Ve bizim o retronumuz galiba bu turu 1 dakika 45 saniyede mi atıyor? Evet, ortalama 1.40-1.45 şu anda o şekilde dönüyoruz. Şu gördüğümüz turuncu araba Anadolu'nun arabasıydı. Evet, aracımız bir arabayı daha geçmiş bulunmakta şu anda. Tebrikler, gerçekten çok heyecan verici bu süreç. Şu anda bu geçen araçlara tur bindiriyoruz biz. Yani işin gerçeği o, çünkü o araçlar artık yavaşlamış durumda. Bizimki de artık ikinci turuna dönüyor. Mesela biraz önce gördüğünüz araba
Koç Üniversitesi'nin arabasıydı. Geçmiş olmaktayız ona. Koç Üniversitesi'ni geçmiş Oretron, Gaziantep Üniversitesi. Evet. Gördüyseniz orada bir tane kazalı araç kalmıştı, araç. Güneş arabası. Evet, coşkulu bir alkış duyuyoruz. Herkes kendi evet, ekibine... Evet. Bu geçen mavi araç, herkesin alkışladı araba. Hadi Onur, hadi. Saguar'ın hadi arabasıydı. Onur, hadi Onur. Duyuyorsunuz sesleri. Oldukça heyecanlı. Çünkü birinciliği süreç şu anda Saguar almış durumda. Birinciliği bizim Saguar. Bizim istediğimiz gibi, evet, birincilik şu anda Saguar'da. Hangi Sokrat üniversite? Ekibi Sakarya Üniversitesi'nin Saguar arabası. Sokrat ekibi pite girdiğinden dolayı ikinciliğe düştü. Şu anda zaten Sokrat ekibi de Saguar'ın arkasından yarışlara devam ediyor. Arada bayağı açılmış durumda gözlemlerime göre buradan, çünkü biz ikinci katta, biliyorsunuz siz, pist evet, olduğu gibi gözümüzün önünde. Evet. Kameraman arkadaşlarımız bizim Oretron aracımızı çekiyor. Aracımız tabii bir şekilde dönmeye dönüyor. Bizim aracımıza bir sıkıntı yok. Şu an bakın bir araca daha turbin indirmiş bulunmaktayız. Bu araçta yeni katılmış bir ekip. Yani bu üniversitenin ismini tam olarak inanın ben bilmiyorum. Karatay Üniversitesi olması gerekiyor bu araç. Biraz önce solladığımız araç. Bizim aracımız şu anda güzel dönüyor, stabil dönüyor. Bu bizim için büyük bir başarı. Önde zaten giden Saguar ve Sokrat ekibinin arabaları çok yüksek düzey arabalar. 1,5-2 trilyonluk bütçeyle yapılan arabalar. O gelen arabalar Versa'lar, Challenger'a giden arabalar. Avustralya'daki yarışmaya gidiyor. Evet, o arabalar aynen Avustralya'daki yarışlara gidiyorlar. Fark ediyorsanız arkamızda yine bir gürültü var. Evet. Çünkü Saguar ekibi inanılmaz şekilde Sokrat'a fark atmış durumda. Bu da çok güzel heyecanlar yaratabiliyor. Çünkü Sokrat artık biraz şey oldu burada. İşte hep birinci olduğundan dolayı kıskanılan durum oldu. Artık başka birinin birinci olması istiyor yani. Biz de dahil olmak üzere. Biz birinci olmak isterdik. Oretron da galiba yine insanların ölçü aldığı. Evet, şu biraz anda biraz da çekindiği bir araç. Evet, şu anda Anadolu Üniversitesi bizi geçti. Biz normalde 5. sıradaydık, 6. sıraya geçmiş olabiliriz. Ama belli olmaz. Çağrı Başarcanik aradaki farkı koruyaraktan ilerleyen pozisyonlarda. Mesafe çok kısa. Evet, çok kısa. Bakın. Öndeki araç da Solar Challenger arabası. Bu araba da inanılmaz pahalı bütçelerle yapılıyor. Bu araçlar Avustralya'da 3017 kilometre yol kat ediyorlar. 3017 kilometre gitmesi gerekiyor. Evet, bu araçların, gördüğünüz turuncu aracın.